Merhabalar, Ayşenur Güler'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ben bugün lif ip kullandım. Siz bebe yünü de kullanarak çok güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. 2,5 milim de tığım var. Sizin elinizin yatkınlığına veya ipinizin kalınlığınıza göre tığ numaranızı seçebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen şöyle tığımı alıyorum. Bir tane zincir çekerek bir tane kilit oluşturuyorum. Bunu saymıyoruz. Şöyle 1-2 zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Başına bir kere aldım. Şöyle parmağımı buraya bırakıp baştaki çektiğim zincire batarak buraya bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle 2-3-4-5. 5 taneden oluşan buraya bir tane fıstık yaptım. Hemen fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar yine şöyle fıstığımı uzatıp fıstığımın tepesine bir tane daha beşli oluşan bir tane fıstık yapıyorum. 5 dolgudan oluşturuyorum. 3-4-5. Hemen fıstığımı kapatıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım. Fıstığımın tepesine batarak 1-2-3-4-5 fıstığımı yapıp hemen kapatıyorum. Bir zincir çekip bu şekilde arkadaşlar çift sayı olacak şekilde fıstıklarımızı yapıp tamamlayalım. Fıstıklarımı yapıp bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen ipimi bırakıyorum. Buradan beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle ipimi değiştiriyorum. Buraya bir tane zincir çekip diğerini şöyle sıkılıyorum. Bu burada duruyor arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekmiştim. 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Hemen buradaki fıstığımın başına. Fıstığın başına batıp buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Üst seferde çıktım. Buraya bir tane üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Başına doladım. Başına doladım. Hemen şuradaki fıstığımın ara kısmına batarak buraya yine üçlü trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Başına aldım. Aynı yere batarak buraya bir tane V oluşturuyorum. Şöyle bir tane V yaptım. Bir zincir başına bir kere doladım. Yine fıstığın ara kısmına batarak 1-2-3 seferde çektiğim bir tane trabzan yaptım. 1-2 zincir başına aldım. Tekrar 1-2-3 seferde çıktım. Trabzanımı yaptım. Bir zincir başına aldım. Fıstığın ara kısmına batarak buraya 3 seferde çıktığımız V'ler oluşturacağız. Bu şekilde sıramızı yapıp tamamlayalım. Şöyle sıra sonuna geldik. Bir tane zincirimi çektim. Burada son fıstığın başına batıp yine bir tane buraya trabzan yaptım. Burada da arkadaşlar şöyle bir tane V'miz vardı. Burada da bir tane V'miz olması gerekiyor. Bir tane başına aldım. Tekrar aynı yere batarak 1-2-3 şöyle V'lerimizi yapıp tamamlamış olduk. 1-2-3-4
5 tane buraya zincir çektim, başına aldım, şöyle döndürüyorum. Şu V'nin arasında çektiğimiz bir tane zincirimiz var, zincire batarak buraya yine ikili üçlü trabzan yapıyorum. 1-2 zincir, başına aldım, aynı yere batıp yine trabzanımı yapıyorum. Buraya bir tane ara kısma V yaptık, bir zincir, başına aldım, bir sonraki ara kısma batıyorum, V'leri atlıyoruz. Bir iki zincir, başına aldım, ara kısmı aynı yere batıp yine trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bir zincir, başına alıp ara kısma V yaparak sıramızı başa kadar gelelim. Sıramı tamamlayalım. Son bölüme geldik. Bir tane zincirimi çektim. Hemen şöyle buraya batıyorum. Bir tane trabzan yaparak kenarımızı oluşturmuş olduk. Hemen bunu bırakıyorum. Sarı ipimi alıyorum. Buradan zincirimin içinden geçirdim. Bunu da iyice sıkıladım. Şöyle döndürdüm. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Hemen başını alıyorum. Buradaki V'nin içine. Bunu atlıyorum arkadaşlar. V'nin içine batarak 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten oluşan fıstığımı yaptım. Hemen hepsini beraber kapatıp sıkılıyorum. Sıkıladıktan sonra buradaki V'nin içine batıyoruz. Sık iğneyle. Şöyle bir tane görüntümüz olmuş oldu. Hemen başına alıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Yine V'nin içine fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Beşli fıstığımı yaptım. Hepsini beraber kapatıyorum. İyice sıkıladım. Bir sonraki V'nin içine sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. V'nin içine fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Fıstığımı kapatıyorum. Zincirimi çektim ve hemen V'nin içine sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde sıramızı yapıp şöyle başa kadar gelelim. Şöyle son kısma geldim. Son fıstığımı yaptım. Hemen şöyle şu son kısma çekip batıp buraya bir tane de şöyle sık iğne yaptım ki kenarım biraz daha düzgün dursun diye. Bir zincir çekip bunu burada bırakıyorum. İpimiz bu tarafta, burada kalmıştı. Hemen ipimi buradan şöyle zincirin ortasından batıyorum. İpimi buradan aldım. Şöyle bir zincir çekip döndürdüm. Şimdi şu ara kısımlara modellerimizden yapacağız. 1, 2, bir tane çekmiştik, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Hemen buraya batıp buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Buraya bir tane kafesimizi yaptık. Bir zincir çektim, başını aldım. Şu ara kısma batıyorum. 1, 2, 3 seferde çektiğim bir tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir, yine aynı yere batıyoruz. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine V yapıyoruz. Bir zincir, ara kısma batıyorum. 1, 2, 3 seferde kapattım trabzanı. 1, 2 zincir, tekrar aynı yere batıp V'mi oluşturuyorum. Bu
Bu şekilde sıramızı yapıp başa kadar gelelim. Son bölüme geldim. Tekli trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki modelime battım. Şu ilmeğimi de tığın içine geçirdim. Yine buraya bir tane üçlü trabzan yapıp hemen buradaki ilmeğimi şöyle kapatmış oldum. Artık sökülmez. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimizi çektik. Hemen buradaki V'ye atlıyorum. Başını aldım. Şu aradaki buraya batıyoruz. Yine ara kısımlara ikinci V'lerimizi yaparak tamamlayalım. 2 zincir, yine V yapıyoruz. Ara kısımlara V'lerimi yapmaya başladım. 1 zincir, başını aldım. Yine ara kısma batıyorum. Buraya yine V yapıyoruz. Bu şekilde V'leri yapıp sıramızı bitirelim. Sıra sonuna geldim. Şöyle bir zincir çekip şöyle buraya batıyorum. Yine burayı şu şekilde yapıp bir tane zincir çekip bunu burada bırakıyorum ve tekrar yine buradaki sarı ipimize geçiyoruz. Hemen sarı ipimi şöyle zincirin içinden geçip yukarı alıyorum. İsterseniz siz bunu kesebilirsiniz. Biraz bol yapalım ki şu kenarı çekme yapmasın. Şöyle bol bir şekilde aldım ve tekrar düz yüzünü döndürüyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını aldım. Yine V'nin içine batıyoruz. Fıstıklarımızı yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan aşağıda nasıl yaptıysak arkadaşlar, buraya da beşli fıstığımızı yapıp şöyle hemen bir sonraki V'nin içine kapatıyoruz. Bütün modelimiz bu şekilde tamamlanıyor. Tekrar fıstığımı yapıp bir sonrakine kapatıyorum. Fıstığımı kapatıp bir sonraki V'nin içine sık iğne ile sıkılıyorum. Bu şekilde yapıp modelimizi tamamlayalım. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence çok şık, çok güzel oldu. Bundan çok güzel bebek yeleği yapabilirsiniz. Çok güzel durur. Bundan lif yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Ne renk, renkli kısımlar ne renk yaptıysanız battaniyede 2 ton veya 3 ton açığını astar yaparak çok güzel bir kombin oluşturabilirsiniz. Umarım beğenir, siz de benimle beraber yaparsınız. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.